Efe Çetintaş, üstadım akıl hastanesinde kaldığında en zorlandığın konu neydi? Tebliğ yapmak zor oluyordu. Ben oranın penceresi vardı arka kısımda. Bizim çocuklar dikenli tellerden falan atlayıp arka bahçeden içeri giriyorlardı. Gene bir bahçeden daha atlayıp giriyorlardı. Yani 2-3 mane atlıyorlardı. O pencerenin dibine giriyordu. Ben onlara yazıyordum. Kağıda yazıyordum. Oradan atıyordum aşağıya. Onları da götürüp çocuklar okuyorlardı. Yöntem buydu bizim. Tımarhanedeyken. Yok, dışarı çıkmak mümkün değildi yani. Yapacak hiçbir şey yok. Deli Hüseyin'i koymuşlardı kapıya. Bas bas bağırıyor. İnanılmaz bağırtılar çıkarıyor Deli Hüseyin. Sürekli, fakat bazen de kafasına eserse bir gözlerini yumruk kapatıp avucunu açıyordu böyle. Ona para koyuyorsun avucuna. Bakıyor para. Yetersizse yine gözünü yumuyor. Yine para koyuyorsun. O zaman açıyor kapıyı kısa süreli. Yani o deli olduğu için tabi ona da bir şey diyemiyorlardı. Kapının bekçisiydi. Yani, yani 25 yıldan beri mi ne oradaymış. Çok eski yani. Benim bulunduğum dönemde 7 kişiyi öldürdüler. Kimini gözünü kör ettiler. Yani o şizofrenide kendine has bir koku oluyor. Bir de kendilerine bakımlarını bilmedikleri için akıl almaz pis bir koku hakim. Yani 300 kişilik falan bir koğuş. Abdülhamit devrinden kalma dökülüyor böyle taştan yapmama. Taş bina. Ta Abdülhamit döneminden kalma. Yani alt yapısı da ona göre. Benim kaldığım bir yer vardı. Bir banyodan bozmuşlar. Kırık bir kapısı var. İçsen giriyor. Ama kırık derken yani parça parça kırık. İçerisi görünüyor yani. Rezalet içerisi. Duvarları dökük. Yani her yer oyuk falan öyle bir yer. Adamların mantığını ben anlayamadım o devirde. Yani ne mantıkla bunu yaptılar? Niçin yaptılar? Daha hala anlayabilmiş değilim yani. Ama imtihan yönünden çok makbul bir şey yaptıklarını görüyorum. Yani sevabının çok olduğu aşikar. Değil mi yani? 300 delinin içinde kim kalabilir ya? Gelen doktorlar baygınlık geçiriyorlardı. Hemşireler giremiyordu artık. Ya bakar bakmaz ama. Beti benzi olup ayılanlar vardı. Kitapta yazıyor. Oranın kendi doktorlarının yazdığı kitaplar var. Orada anlatıyorlar. Nazım Hazretleri de söylüyordu. Ben kaldıramazdım. Pek çok kişi de kaldıramaz öyle. Ya bir saat kaldıramazlar. Tam bir saat bile kaldıramadı. Tamam. Bir de ayağıma zincir vurdular. O acayip hoşuma gitmişti o zaman. Ya dedim ne kadar çok sevabı var. Maşallah. İnşaat zinciri ya. Öyle az bu zincir değil yani. Böyle yani 30 tane at çekse koparamaz. Yani öyle koskoca baklalı zincir. Ya öyle kibar bir zincir falan dedim. Hayret etmiştim ya. Hani tarih filmlerde oluyor ya böyle, bir de kelepçesi oluyor onun demir. Evet. Siyah renkli ya, böyle bildiğin klasik zincir. Acayip hoşuma gitmişti yani. Maşallah. Sevap yönünden, çok sevap olduğu için. Ama baktım namaza uygun değil. Acayip dil dökmüştüm o zaman o bas çavuşa. Oranın konuna. Bir 50 santim daha zincir. Sevabı çok fazla. Yani çok çok sevabı fazla. Efendim, mesela temizlik için su yok. Ta baştan bütün koridoru geçiyoruz delilerin olduğu yere. Ben orada suyu ısıtıyordum. Şeyde, ocakta orada ısıtıyordum. Kovan vardı, oraya götürüyordum. O soğuk suyla karıştırıyordum. Tasım da vardı. Orada onların banyosunun içini kilitleyip sürgüsünü orada yıkanıyordum. Yani her gün öyle idare ettik. Onların banyosuna girilecek gibi değil. Yani akıl almaz korkunç yani tarif edemem. Dehşet verici yani. Ya. Bak hemşire Ayşe Altınyurt kendisi anlatıyor Bakırköy'ü. Getirilen hastalar genelde çok bozuk olurdu. Bazen 7 kişi hastayı zapt edemez diyor. O kadar azgın deli oluyorlar saldırgan. Bak 7 kişi bir hastayı zapt edemez diyor. Bir iki personelin gözünü çıkarmıştı hastalar diyor. Birinin burnunu kulağını ısıranlar da oluyordu diyor. Ben onların içerisinde 10 ay kaldım. Bak 7 kişi zapt edemiyorlar. Bir fotoğraf vardı. Hastanenin ne kadar kötü bir yer olduğunu gösteriyor. Evet. İşte şu bahçeye bile çıkmama müsaade etmiyorlardı. Düşünün yani. Bak bu akıl hastanesinin bahçesi bu.
Hakikaten böyle hastaları yatıyorlar sokaklarda. Buna da müsaade etmiyorlar. Yani bahçeye çıkmak da yasaktı yani. Mesela Gülderen Ayar hemşire ise şöyle diyor. Bakırköy'e ilk geldiğimde ise ağır bir koku vardı. Etraf pis ve dağınıktı. Sıcak sular akmadığından hastalar yıkanamıyor, bitleniyorlardı. Bize de bit geçiyordu. İç bahçedeki kronik servislerin durumu çok daha kötüydü. Hastalar çırılçıplak yerlerde yatıyordu. Hepsinin kafası tıraşlıydı. Hepsi birbirine benziyordu. Hakikaten tamamının saçı tıraşlıydı. Servisin içine girmek çok ürkütücü. Yemekleri ellerinde yiyorlardı. Tedavide suyun içinde ampuller kırılıyor. Hastaların hepsine standart birer bardak içiliyordu. Bir sabah 14A kahvaltı kontrolüne gittim de benim koğuş bu 14A. Kahvaltı olarak güğüm gibi bir kabın içinde bak güğüm gibi bir kabın içindeki çaya ekmek doğranıp lapa yapılmış kepçe hastalara veriliyordu diyor. Görüyor musunuz şartları yani? Bunu ben anlatıyorum. Oranın kendi doktorları anlatıyor, hemşireler anlatıyor. Kaşıkları hemşirelere fırlatıp yine elle yemeye başlıyorlardı. Epey zor oldu diyor kaşığa alıştırmak diyor. Kaşıkla zaten birbirlerini yaralıyorlar falan. Yani çatal, plastik çatal kaşık veriyorlardı. Plastik. Onu da kullanmıyorlardı onlarda. Kardeşim bu olmazsa imtihan olmaz. Ye iç gez. Ondan sonra herkes yapar bunu. Çile olacak, hastalık olacak, zorluklar olacak, belalar, dertler olacak. Buna rağmen Allah'ı aşkı seveceksin. Cenab-ı Allah bunu en sevdiği şey bu işte. Cenab-ı Allah'ın en sevdiği. Yoksa Allah için cennet yaratmak yaratır. Sonsuz cennetler yaratır. Yani çok güzel köşkler yaratır. Allah'ı ilgilendiren aşk. Deli aşık olmak lazım. Aşk aklın ihtiyarını kaldırırsa zaten herkes severse zaten tabi olur. Aklın ihtiyarı olmadan, alınmadan, gaybe imanlı olan aşkı Allah çok beğeniyor. O konuda da haklı. Adnan Bey, sizin bulunduğunuz 14A koğuşu Abdülhamit döneminden kalma bir bina. Fotoğrafı vardı. O dönemdeki hali. Evet. İşte şu bina. Acayip dökülen bir yer yani. Bizim kaldığımız dönemde öyleydi işte şurası. Evet. Bu da pencereleri. Demirli pencere. Allah muhafaza içeride bir şey olsa dışarı çıkma imkanı da yok. Bir tane kapısı var. Mesela o da çok acayip bir şey. Yani bir kere bu belediye yönetmenine, güvenlik yönetmenine de aykırı. İçeride bir yangın falan olduğunu düşün. Bir tane çelik kapısı var ya, dar. Evet. Ne yapacaksın? Bütün pencereler demir, her yer demir. Başka hiçbir çıkış kapısı da yok. Yani o zaman şikayet edecek, kimi şikayet edeceksin belli değildi. O zaman hastanenin başhekimi Yıldırım Aktun'a bizim de üstümüzde güçler var dedi adam. Ya daha ne desin kardeş? Bak dedi sen buraya geldin dedi. Niye geldiğini biliyorsun değil mi dedi. Bizim de üstümüzde güçler var dedi. Bak benim amirim var demiyor ya. Yani ben mesela bakanlığa bağlıyım demiyor. Bizim üstümüzde güçler var diyor yani. Çünkü acayip. Anlat, yani anladık dilini be. Çok iyi anlayacağımız dilden konuşuyor. Geç yavrum. Geçmezsen devamlı burada kalırsın. Ya kardeşim bak dedi benim yetkim var dedi. Ömür boyu seni burada tutarım dedi. Bu işten vazgeçeceksin dedi. Ya bu tebliğ faydalanan yani bu yaptığın çalışmalardan vazgeçeceksin dedi. Sen bilirsin dedi. Ben yanında da söyledim ben vazgeçmem dedi. Maşallah. Yeniden bizi hademelerinden geri götürdüler koğuşu. Ondan sonra yasak geldi işte bize. Hiç kimsenin kendisi geldi bu sefer hışımla. O eski asker bizi askeri nizama dizdi. Böyle hepimiz hazır ola geçtik. Ben de hazır oldayım. Hemşireler, doktorlar falan hazır oldu. Hiçbir doktorla görüşmeyeceksin bundan sonra. Ya dedim hastayım ben dedim madem. Ya doktorla görüşmeyeceksin dedi. Tamam dedim. Hemşirelerle de görüşmeyeceksin dedi. Kimden görüşeyim dedi. Hastalarla görüş dedi. Ya şuurları kapalı dedim. O zaman git odana düşün dedi. Ben buraya niye geldim diye bir tefekkür et dedi. Bol bol düşüneceğim vakit var gibi konuştu yani böyle. Vaziyet anlaşılıyor bu vaziyeti ben kimi kime şikayet edeyim. Hayır zaten şikayet etsen akıl hastasısın gibi gördükleri için geçerli değil verdiğin dilekçe. Yani yırtıp atar adam dilekçeyi yani konuşacağın durum yok yani. O hemşirenin yazısı var ya duvar astılar hiç kimsenin görüşemez diye. Göstersene o bir resmin yazı vardı. Gösterelim. Yaklaştır. Bak ne diyor? Adnan Oktar isimli hastanın
Medya Oktar annesi, Kenan Oktar kardeşi, Vehbi Kahveci avukatı haricinde kesinlikle ziyareti ve telefon görüşmesi yasaktır. Ayrıca kesinlikle dışarı çıkarılmayacaktır. Servis sorumlusu hemşire Filiz Akpınar imzalı. Bak. Ya görülmemiş bir şey. Hiçbir hastaya, hiç kimseye yapılmayan bir şey. Sevabı az mı? Çok. Maşallah. Bizi sevabı ilgilendirir yani. Bu şartları ve hastaları gösteren birkaç fotoğraf daha vardı. Ben göreyim evet. Bu şekilde bir ortam. Ya işte bu tarzlar evet yani. Şu oturuş şekilleri böyle klasik. Hakikaten böyle yerden alıp yiyorlar, ellerinden yiyorlar. Genellikle böyle soyunuk oluyorlardı. Zaten konuşmayı falan bilecek durumu yok yani. Ağır hasta kaldığımız yani. Sizin bir fotoğrafınız vardı, tebliğ zor demiştiniz. Nasıl? Tebliğ zor dediğiniz bir fotoğraf vardı. Aha evet evet gösterdi. Hay maşallah. Maşallah. Aslanım bir alkış. Yani insan kendi kendini alkışlatır mı? Olmaz.